Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza Pisagor bağıntısı konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay ve önemli bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın verdiği bilgilerle başlayalım. Bir dik üçgende hipotenüsün karesi dik kenar uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Dik üçgendeki bu bağıntıya Pisagor bağıntısı denir. Örnek olarak da bakın dik kenarlarımızdan birine A diğerine B demiş. A'nın karesi B'nin karesinin toplamı Hipotenüsün karesine eşittir. Kenar uzunlukları birer daha doğal sayı olan dik üçgenlere özel üçgenler denir. Özel üçgenlerin kenar uzunlukları aynı doğal sayılarla çarpılarak yeni özel üçgenler oluşturulabilir. Özel üçgenlerden bazılarının kenar uzunlukları şunlardır. 3-4-5 üçgeni çocuklar birçok yerde duyacaksınız bu konuda. 5-12-13 üçgeni yani şu demek dik kenarlardan biri 3 biri 4 santimetre ise hipotenüs 5 santimetredir kenarlardan biri 5, diğeri 12 ise hipotenüs 13'tür. Birik 8, diğeri 15 ise dik kenarların hipotenüs 17'dir şeklinde. Yine bunların katları da mesela 3, 4, 5 üçgenini eğer 30, 40, 50 olarak görürseniz de özel bir üçgendir. Gelelim çalışmalarımıza. Aşağıdaki şekillerde bazı kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre şekillerdeki x ile belirtilen kenar uzunluklarını santimetre cinsinden bulunuz demiş. İlk üçgenimiz bakın dik kenarlardan biri 3 santimetre biri 4 santimetre. O zaman hipotenüs de 5 santimetredir. 3 4 5 üçgeni. İkinci üçgenimiz dik kenarlarımızdan biri 5 santimetre. Hipotenüs ise 13 santimetre. Bu da 5 12 13 üçgenidir. Özel bir üçgendir. Burada x 12 olacaktır. Diğer bir üçgenimizde. Bu da çocuklar şöyle bir durum var. Bakın dik kenarlardan biri 9 Hipotenüs ise 9 kök 2. Yani 9'un kök 2 katı. Dolayısıyla bu dik üçgende nedir? İkiz kenar dik üçgendir. Dik kenarlardan biri 9, diğeri de 9 ise yani ikiz kenar ise bu üçgenimiz. Hipotenüs bir kenarın kök 2 katıdır. Yine de şu şekilde bulabiliriz. X'in karesi artı diğer kenarın karesi eşittir hipotenüsün karesine. Yani 9 kök 2'nin karesine x kare artı 81 eşittir. 9'un karesi 81. Kök 2'nin karesi de 2'dir. 81 çarpı 2 162'dir. x kareyi bu tarafta bırakalım. 81'i karşıya alalım. 162'nin yanına eksi 81 olarak. x kare eşittir 81 olur. Her iki tarafında kare kökünü alırsak x kare x olarak karekökün dışına çıkarsa kök 81 de 9'a eşittir. Gördüğünüz gibi buradan da yine 9 cm olarak bulunur. Diğer bir üçgenimiz 7'nin karesi artı x'in karesi eşittir 15'in karesine diye yazıyoruz. Sonrasında 7'nin karesi 49'dur. Artı x kare eşittir. 15'in karesi de 225'tir. x kare burada dursun. 49'u 225'in yanına eksi 49 olarak alalım. x kare eşittir. 5'ten 9 çıkmadı. 15'ten 9 çıktı. 6. Burada 11'den 4 çıktı. 7. 1. 176 oldu. Bakın x kareyi bulduk. 176. Her iki tarafın da kare alacağız. Buradan x çıkacak. Karekök 176'ya eşittir. Kare kök 176'yı a kök b şeklinde yazalım. 2'ye böldüğümde 8 kere 16 yine 8 kere. 88'i 2'ye böldüm 44. 44'ü 2'ye böldüm 22. 22'yi 2'ye böldüm 11. 11'i 11'e böldüm 1. Bakın burada çift olan 2'ler kare kökün dışına çıktı. 2 çarpı 2'den 4 katsayıya yazılır. 11 ise kare kökün içinde kalır. 4 kök 11'dir. Diğer bir üçgenimiz bir kenarımız x santimetre. x'in karesi artı 16'nın karesi eşittir. Hipotenüsün karesine diyoruz. Burada x kare artı 16'nın karesi 256 eşittir. 30'un karesi 900 x kare eşittir 256'yı karşıya atıyoruz. 900 eksi 256. x kare eşittir 0'dan 6 çıkmadı. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 5 çıktı 4. Burada 8 kalmıştı 6. 644. Her iki tarafında da kare alırsak x eşittir kare kök 644 olur. 644'ü a kök b şeklinde yazalım kök 644'ü. 2'ye böldüğümüzde 3 kere var 2 kere var 2 kere var yine ikiye bölünür. Bir kere var, altı kere var, bir kere var. E, 161 artık bölünmez. Bakın burada ikiler çift oldu. Bunu 161'e böldük, bir oldu. X eşittir 2 kök 161 santimetredir. Diğer bir üçgenimizde yine dik kenarlardan biri x, x'in karesi artı 15'in karesi eşittir 39'un karesine. Burada x kare artı 15'in karesi 225 eşittir. 39'un karesi 1521'e. Sonrasında x kare burada dursun. 225'i karşıya atıyoruz. 1521 eksi 225 x kare eşittir. Ne olur? 1296 olur. Her iki tarafında kare alırsak x eşittir 1296 36'nın karesidir çocuklar. 36 ya eşittir. Buradan x 36 santimetre olarak bulunur. Diğer bir dik üçgenimizde 120 160 hipotenüste x olarak verilmiş. Bakın buradan şunu yapabiliriz. 120 3'ün 40 katıdır. 160 4'ün 40 katıdır. 3 4 5 üçgeninin her kenarın 10 katı alınarak oluşturulmuş bir üçgen. O zaman x de burada ne olacaktır? 5'in 40 katı olacaktır. 5'in 40 katı da 200'dür. x buradan 200 santimetre olarak bulunur. Diğer bir üçgenimiz yine 40'ın karesi artı 60'ın karesi eşittir x kareye. 40'ın karesi 1600. 60'ın karesi 3600 eşittir x kareye. 1600 artı 3600, 5000. 200. Her iki tarafında kare kökünü alırsak buradan x çıkar. Çocuklar 5200'ü de ben karekökün dışına çıkacak şekilde 52 nedir? 4 çarpı 13'tür. 52. 5200 olması için bir de 100 ile çarparız. Yani 5200'ü 4 çarpı 13 çarpı 100 olarak yazabiliriz. 4 karekökün dışına katsayıya 2 olarak 100 10 olarak çıkar. 13 kökün içinde kalır. Buradan x 20 kök 13 olarak bulunur. Evet, diğer bir çalışmamızda aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenler dik üçgen ise başındaki kutucuğa işaret koyunuz demiş. Şimdi bu kenar uzunlukları verildiğinde üçgen olup olmadıklarını anlamak için şunu yapacağız: Karekök 3'ün karesi artı karekök 5'in karesi eşit mi acaba 2 kök 2'nin karesine? Eğer eşit çıkıyorsa bu bir dik üçgendir. Kare kök 3'ün karesi kare kökü götürür 3'tür. Burada da yine 5 olur. Eşittir. 2 kök 2'nin karesi 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi de 2'dir. 2 kere 4'ten 8'dir. Bakın 3 artı 5 8 eşittir. 8 çıktı. Demek ki bu bir dik üçgendir. Diğer verilen kenarlarımız karekök 3'ün karesi artı karekök 4'ün karesi eşittir 5'in karesine eşit midir daha doğrusu. Karekök 3'ün karesi 3'tür. Artı karekök 4'ün karesi 4'tür. Eşittir. 5'in karesi de 25'tir. Bakın burada 3 artı 4 7. Böyle gelelim. Eşit değildir 25'e. Dolayısıyla bu bir üç, e, dik üçgen değildir diyoruz. Yine 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. 2 kök 5'in karesine mi acaba? Burada da 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16 eşittir. 2 kök 5'in karesine. 2 kök 5'in karesinde 2'nin karesi 4, kök 5'in karesi 5'tir. 4 kere 5 de 20'dir. 4 artı 16 20'dir. Eşittir 20. Evet eşit olduğu için bu da bir dik üçgendir. Burada 10'un karesi artı 20'nin karesi eşittir. 10 kök 5'in karesi ne? olursa dik üçgendir. Onun 10 karesi 100. 200'ün karesi 20'nin karesi pardon 400. 10 kök 5'in karesi de onun 10 karesi 100. Kök 5'in karesi 5. 5 çarpı 100'den 500'dür. Burada da 100 artı 400 500 eşittir 500 olduğu için bir dik üçgendir diyoruz. Üçüncü çalışmamızda yukarıdaki koordinat sisteminde A, B, C, D ve E noktaları belirtilmiştir. Buna göre A noktası ile B noktası arasındaki uzaklığı bulunuz demiş. Şimdi çocuklar buradan A noktası ile B noktası arasındaki uzaklığı bir çizelim. Şu şekilde bir uzaklık var. Biz dik üçgen oluşturursak bakın A ile B'nin arasındaki uzaklık bir hipotenüs olacak. Yani biz şu şekilde bir dik üçgen oluşturacağız. Kenarlarından biri ne oldu? Bir birim. Diğeri de bir, iki, üç, dört birim oldu. Birin karesi artı dördün karesi eşittir. Burada BA uzunluğunun karesine. Birin karesi birdir. Dördün karesi on altıdır. BA uzunluğunun karesine eşittir. Buradan devam edelim. 17 eşittir BA uzunluğunun karesine. Her iki tarafında kare kökünü alırsak BA uzunluğu buradan karekök 17 olarak bulunur. Diğer bir sorumuz C noktası ile B noktası arasındaki uzaklığı bulunuz demiş. C noktası ile B noktası. Burayı silelim şimdi. C'den B'ye e bir doğru parçası çizelim. Yine aynı şekilde burada da dik üçgen oluşturacağız. Şu şekilde bir dik üçgen oluşturursak BC uzunluğu hipotenüs olacak. Büyükler burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Kısa kenarımızda dik kenarlarımızdan biri de 1 bir birim. 6'nın karesi artı 1'in karesi eşittir. BC uzunluğunun karesine Burada 6'nın karesi 36, 1'in karesi de 1. 37 olur. BC'nin karesi 37 ise her iki tarafında karekökünü aldığımızda BC'nin uzunluğu karekök 37 çıkar. Evet, ne demiş? D noktası ile E noktası arasındaki uzaklığı bulunuz. Yine aynı şekilde D'den E'ye en kısa yolu çizelim ve bir dik üçgen oluşturalım. İlk kenarlarımızdan birisi 2 birim. Diğeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman 2'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir. DE uzunluğunun karesine buradan 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36 eşittir. DE'nin karesine burası 40 oluyor. DE'nin karesi 40'sa ne da Şuradan devam edelim. DE e, iki tarafında kare kökünü alırsak kök 40 olacaktır. Kök 40'ı da 4 çarpı 10 40'tır. 4 karekökün kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 10 olarak yazarız. DE uzunluğu 2 kök 10 birim olarak bulunmuş olur. Evet, devam edelim. Burada ne demiş? Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D yanlış ise Y yazınız. Dik kenar uzunlukları 5 cm, 8 cm olan dik üçgenin hipotenüs uzunluğu kök 89'dur. Bakalım 5'in karesi ile 8'in karesinin toplamı hipotenüsün uzunluğudur. 5'in karesi 25, 8'in karesi 64. 25 ile 64 toplandığında ne olacaktır? 89 olacaktır. Bakın bu buraya da c kare yazalım. c kare 89'a eşit. Her iki tarafında kare kökünü alırsak hipotenüsün uzunluğu yani C kare kök 89'dur. Bu ifade doğrudur. Köşegen uzunluğu 5 kök 2 santimetre olan karenin çevre uzunluğu 20 santimetredir demiş. Hemen bakalım. Bir kare bu karenin köşegeni kareyi ortadan ikiye böler ve bir dik üçgen oluşturur iki tane dik üçgen oluşturur Burası 5 kök 2 ise bakın karenin bir kenarı diğer kenarlarına eşittir yani çocuklar burada a kare artı a kare eşittir 5 kök 2'nin karesi nedir pratik bilgiyi bilmiyorsanız Eğer ikizkenar dik üçgen gördüyseniz ve hipotenüsü biliyorsanız 5 kök 2 yani kenarın bu ikiz kenardaki üçgende bir kenarın kök 2 katıdır hipotenüs. Buradan kenar uzunluğunu 5 cm olarak bulabilirsiniz. Bulamıyorsanız şu şekilde yapacağız. 2 tane a kare eşittir. 5'in karesi 25. Kök 2'nin karesi de nedir? 2. 25 çarpı 2'den 50 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölüyoruz. A kare eşittir 25 çıkar. Buradan 1a eşittir 5 çıkar. Çevre uzunluğunu bulacaksak karenin kenarı 5 santimetre ise 4 çarpı 5'ten 20 santimetre olarak çevre uzunluğu bulunur. Burada da 20 santimetredir demiş. Bu ifade de doğrudur. Kısa kenarı 2 kök 3 santimetre. uzun kenarı 4 santimetre uzun olan dikdörtgenin köşegen uzunluğu 2 kök 5 santimetredir demiş. Buna da bir dikdörtgen çizerek bakalım. Köşegen uzunluğunu şu şekilde çizeceğiz. Kısa kenarımız 2 kök 3 santimetre. Uzun kenarımız 4 santimetre. Bakalım köşegen uzunluğumuz 2 kök 5 santimetre mi? Burada çocuklar 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşit olmalı. 2 kök 5'in karesine bu ifadeye göre. 4'ün karesi 16'dır. Artı 2 kök 3'ün karesi 4 çarpı 3'ten 12'dir. 2 kök 5'in karesi de 4 çarpı 5'ten 20'dir. 16 artı 12 28 eşit değildir 20'ye. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Buraya da y yazıyoruz. Evet d y yazacakmışız. Burada da yukarıda verilen dikdörtgen ile karenin çevre uzunlukları toplamının kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş. Dikdörtgenin kısa kenarını bilmiyoruz. Dolayısıyla x diyelim. E bu dik üçgende ne olacak? Uzun kenarımız 3 santimetre. X'in karesi ile 3'ün karesinin toplamı kök 17'nin karesine eşit olacak. X kare eşit artı 9 eşittir 17'ye. 9'u karşıya atalım. X kare eşittir 17 eksi 9. X kare eşittir 8. Her iki tarafı da karekök içine alırsak buradan x olur. x kök 8'e eşittir. Şimdi çevre uzunluğunu sordu bize dikdörtgenin. Üstüne yazalım. Buraya. Çocuklar kısa kenarımızda ne olarak bulduk? Kök 8. Kök 8 2 kök 2'dir bu arada. 2 kök 2 yazalım. Çevre uzunluğu bulunurken kısa kenarla uzun kenar toplanır. 2 ile çarpılır. Yani 2 kök 2 artı 3 çarpı 2'dir. Burada 2 iki kök 2 ile 3'ü toplayamıyoruz. Kökleri aynı olmadığı için direkt dağıtarak çarpacağız 2'yi. 2 i̇ki çarpı 2 kök 2, 4 kök 2 artı 2 kere 3, 6'dır. Dikdörtgenin çevresi 4 kök 2 artı 6 santimetredir. Karenin çevresi ise bir kenarı A'dır. Tabi burada da köşegen uzunluğu verilmiş. A'nın karesi artı A'nın karesi eşittir 6'nın karesine. Burada 2a kare eşittir 36 ise her iki tarafı da 2'ye bölelim. a kare eşittir 18 olur. Karekök iki tarafında karekökünü alalım. a'yı bulalım. a eşittir kök 18. Kök 18'de 3 kök 2'dir. Bir kenarı 3 kök 2 santimetre ise çevresini bulalım. 4 çarpı 3 kök 2'dir. Bu da 12 kök 2 santimetre olarak bulunur. Çevre uzunlukları toplamını bulalım. Şimdi dikdörtgenin çevre uzunluğu neydi? 4 kök 2 artı 6 idi. Karenin çevre uzunluğu da 12 kök 2'dir. Bakın burada 4 kök 2 ile 12 kök 2 toplanır. Kökleri aynı. 16 kök 2 olur. Artı 6. Toplam 16 kök 2 artı 6'dır. Evet çocuklar burada bitiriyoruz bunları da. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.